genişletme gayretiyle 39'un 33'ünde bunu yaptık. Çok iyi çalışan ilçelerimiz oldu. Çok ciddi derecede kahvaltılı toplantılar yapmak suretiyle bizim meslektaşlarımızla hep buluşturdular. Sosyal medyayı arzu ettiğimiz gibi kullanamadık arkadaşlar. Orada eksiğimiz var. Daha çok kullanabilirdik. Dolayısıyla gerek Twitter, gerek Facebook, gerekse internet sitemizi revize etmemize rağmen mesafe almayı kendi saymıyorum. Hedeflerimizin biraz altında kaldık. Sosyal medyayı oluşturma ve yönetme noktasında. Daha çok yapabilirdim. Bir de değerli arkadaşlar, şunu söylemekte fayda var. Şöyle bir stratejimiz vardı. Nasipse bu da inşallah arkadaşlarımızı yapacağını ümit ediyorum. Yerinden seçim lazım. Mesela üç bölgeye ayıracaktır İstanbul'u. Birinci bölgede 14, birinci bölgede Anadolu yakası. Anadolu yakasında 14 tane ilçe var. Ne yapacaktı biz arkadaşlar? Planından ilk uçları veriyorum size. Ne yapacaktı? Birinci bölge Anadolu yakası ve 14 ilçe. Basit ifadeyle. 14 ilçemizin ne kadar İstanbul Meslekler Birliği üyesi var? Örnek 500. O 500'ü bir yerde tutacağız. Kaç tane ilçe başkanı var? 14. 14'ü de bir kenara alacağız. Kaç tane yönetim kurulu üyesi var ilçe bazlı? 9. 14 çarpı 9 kaç eder? 130. 130'u da kenara alacağız. Ne yapar arkadaşlar? Yaklaşık ifadelerle 600-700. Basit ifadeyle. Diyeceğiz ki İstanbul Meslek'te birlik olarak İSPO seçimlerinde gerek belediye gerek diğer organlarda, herhangi bir organda veya tüm o bağlarında konumda kim öne çıkmak ister? Kimi öngörürsünüz? Kimle beraber bu işi daha iyi yapmanızla mesleğinizi 5 adım 10 adım ileri götürebiliriz? Bunu siz seçin. Seçince ne olacak? Farz o hal. Seçilen arkadaş aynı siyasi gibidir bu. Seçilen arkadaş bölgesiyle yakın diyalog üstünde olur. Seçilen İstanbul'un ilgisi olacak ama özellikle birinci bölgenin seçilmişi olacak. Yani birinci bölge daha çok onunla ünsiyetle ilah edecek. Diğerlerinin hakkı saklı kalmak üzere. Bu ne olacaktı böyle olmakla? Dolayısıyla aşağıdan yukarıya gelen bir ivmeyi ya da bir çalışmayı da biz şekillendirmiş, yönlendirmiş olacağız. Tabiatıyla bunlardaki kriterler neler olacağı devlet merkezinde İstanbul Meslekleri Birliği kurumu muhtesimde cereyan edecek. İstanbul Meslekleri Birliği Başkanlığı, pardon, inşallah o ifadeyi çok kullanıyorum. Yani İstanbul'da, yani görevde bulunduğum süre içerisinde hiç derlek diyemedim. Derlek kelimesini sevmiyorum hep, o da dedim. Yani sözün sonunda inşallah söyleyeceğim, Allah'ın izniyle dayanacağız da. Şimdi arkadaşlar, oda başkanını ziyaret ettik. Saygıdeğer buradaki bizim üyelerimizle ve onların heyetiyle biz heyetimize gittik. Şunu söyledim. Sayın Başkan, sen bizim başkanımız. 25 yıllık gibi bu işi terbiye ediyorsunuz. Binlerce yıl ömrümüz olsa da hiçbir zaman aynı görüşte olacağımız bir dönem gelmeyecektir. Gelin, meslek ve meslektaşın lehine ne kadar faydalı iş varsa beraber halledelim. İster önünüzde olalım, ister arkanızda olalım. Nerede istiyorsanız orada olur. Niye? Meslek ve meslektaş bundan istifade etsin diye. Hemen arkasından şunu söyledim. Bazı bürokratlar dedim, bürokrat kardeşlerimiz alınmasınlar. Bazı bürokratlar siyasi emri severler. Bazıları severler, herkes severler. Talimat almayı severler. Ve bizde de olabilir bu. Bulunduğumuz bürokraside, bulunduğumuz noktada kurumsal refleks ve kurumsal aidiyetle o refleks muhacirisinde biz vermek istemeyiz. Kurumsal bir taassup ve milliyetçilik oluşur. Vermeyiz. Biz de yemek istemeyiz. Öyle olur bu işler. Genelde istisnai var. Bu bağlamda herhangi bir siyasiye ulaşabileceksek hiçbir siyasi parti olmaz. Ayrı etmek sizin hepsini de beraber gidelim. Bu ifadeyi de kullandım. Sayın Başkan dedi ki, Sayın Başkan dedi, kameralar kayıtta. Dedim zaten hayatımızın her safhası kamera kaydında olduğu için yani buna dikkat ederek söyledim. Olması
Antalya'daki programına, gerekse diğer G20 İstanbul toplantılarına ve bütün STK'larla yakın diyalog içerisinde olarak İstanbul Meslekte Birliği var olan kimliğini, kalitesini her alana yaymaya gayret etmeye çalışır. Bir başka ifadeyle değerli arkadaşlar, 4 ilçede meslektaş ziyareti yaptık. Üsküdar, Ümraniye, Bakırköy ve Şişli. Yaklaşık 500 meslektaşımıza ulaştık. Hedeflerimizden biri de oydu. Yani biz dedik ki 31 Aralık'a kadar birçok işi çözelim. Çünkü meslektaşlarımıza gittiğinizde şu ifadeyle karşılaşabiliyorsunuz. Yine seçim mi var gibi. Ya tabiatıyla yani harman olacak ki bir insan bir hareket etsin. Yani harmansız bir yere toplanırken gitmek güzel olur ama her zaman olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla bu meslektaş ziyaretlerini de başlattık. Orada da daha çok arzu ediyorduk meslektaş ziyaretini ama arzu ettiğimizi orada yakalayamadık. Danışma meclisini topladık değerli arkadaşlar. Tüzükkere güzel bir organizasyondu. Bütün İstanbul Meslekler Birliği üyeleriyle panoramik üzerine bir buluşma yaptık. Orada da İSKO seçimlerini şimdiden, yani bu dediğim zannediyorum 2-3 ay önceydi, 3 ay diyelim ortalama. Demiş oluyoruz ki, 5 ay sonra da seçim var, yuvarlatıyorum. Yani 8 ay yaklaşık, 8 ay öncesinden bütün üyelerimizi toplamak suretiyle diyoruz ki, arkadaşlar yarın seçim var, bu odanın bir geçmişi var. Pardon, bu odanın demin bakın farkındaysınız. Bu birliğin bir geçmişi var. Yarın yeni seçime gireceğiz. Şimdi diyeceklerimizi, birbirimize iletişimizi ruh ve ruh, face to face, bütün eksik artı ne varsa bunu yapalım. Yarın seçime ramak yola diğer kadar birbirimizi ağırlamayalım gereksiz yere. Şimdiden yani 8 ay öncesinden bunu yapalım mı adına dayalı olarak bütün üyelerimizi çağırdık. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu ve benzeri çalışmalarla elimizden gelen gayreti de yapmaya çalışacağız. Bu sürede değerli arkadaşlar, kongre süreci yaklaştığında, olağan kongre yaklaştığında, tabiatıyla bu kongreye gitmemiz meysun olması gereken bir şey zaten dedim. Bu arada, ikinci lise çalışması yapıldığını takip ediyorum ve bunu da biliyorum. Arkadaşlar normalde yani yarışta olur, olmalıdır. Benim heyecanım var. Ben bu işi daha iyi yaparım. Ya benim heyecanımı niye kesmediyorsun kardeşim? Ben bu işi beceririm. Diyen adam önünü kesemez, kesmemez. Ama bütün bunlar yapılırken makul gerekçeler lazım. Yani böyle bir şey diyeceksin ki, hakikaten haklısın diyeceğim adam ya. Doğru. Dolayısıyla biz ikinci listeyi çıkartma arzusunda olan değerli kardeşlerimizle farklı alanlarda, mecralarda, yemekli, yemeksiz, merkezimizde vesaire toplantılarda yaptığımız görüşmelerde dedik ki değerli arkadaşlar, sizler çoğunuz, ben göreve gelmeden önce zaten siz görevdeydiniz. Zaten bu işi garanti ediyordunuz. Siz yönetimdeydiniz. Önemli pozisyonlarınız da var. Ama bir şekilde bu olmadı, olabilir. Eleştirel yaklaşmıyor, tespit ve bilgilendirme yapıyor. Bir şekilde olmadı, olmayabilir. Ki bir şekilde biz görevi almış olduk. Yeni bir heyecan elindeki bulduk. Ki, geri gelmişken söyleyeyim, 39 ilçenin tamamındaki bütün üyelerimizi çağırarak, istişare ederek biz 11 aylık bütün vilayet ilçelerdeki üyelerimizin çoğu geldi. Oradaki istatistik üyelerimizde mahpus. Dedik ki örnek silin. Kim olmak ister? Kimi görmek istersin? Sen olmak ister misin? Hiçbir icbari yok, yönlendirme yok. Yeter ki tabandan gelsin yönetimde insanlar olsun diye. Ve arkadaşlar 39'un 33 ilçesini tamamlayabildik. 6 tane bu da olmadı, o da olabilir. Yani 33 tane ilçeden 40 kişilik yönetimimizde arkadaşlar. Ve biz asil yeri çalışması yaptık. Hep 40 kişiyle çalıştık. Daha çok paylaşma, daha çok sinerjik bir hadise cereyan etsin diye. Dolayısıyla ve
Çalışma yok, gayret yok, mücadele yok. Tıkıyorsun bunları. İyi de daha iyisini yapacaksın. Niye öyle mi tıkıyorsun? Böyle bir şey de yok.